Merhaba arkadaşlar, Açık Hisse TV'de Ahmet Hoca ile reklam mı yapıyoruz? Merhaba arkadaşlar, aynen öyle bir reklam videosuyla karşınızdayız. Biz reklamı sevmeyiz biliyorsun. Hı-hı. Arkadaşlar, reklam nedir? İyi bir reklam nasıl yapılır? İyi bir reklamın nitelikleri ne olmalıdır? Hani arkadaşlarımız, ticaretle uğraşan arkadaşlarımız da var. İleride ticaretle uğraşacak olan arkadaşlarımız da olacaktır. O yüzden bu hani biraz da genel kültür gibi bir ders olacak. Arkadaşlar, reklam nedir? İnsanları gönüllü olarak belli bir davranışta bulunmaya ikna etmek, belli bir düşünceye yöneltmek, onunla ilgili bilgi vermek amacıyla oluşturulan ve bir ücret karşılığı oluşturulduğu belli olan duyurulardır. Hı hı. Tamam mı? Hani bir ücret karşılığı reklamda ücretsiz yapılmıyor. Hani televizyonlarda falan çok fazla reklam karşımıza çıkıyor. Veya şuradan dışarı çıkıyorsun abi. Hemen eline bir broşür tutuşuyorlar. Bunlar da bir reklam değil midir mesela? Evet, değil mi? Reklam. Hocam mesela şu reklam değil midir? Yok. Biz öğrencilere ne gönderdik? Tabii tişört gönderdik. Onlar da sınavda. Arkadaşlar bunların hepsi nedir? Birer reklamdır. Ha, reklamın iyisi kötüsü olmaz diye bir deyim vardır ama siz kötüsüne yönelmeyin arkadaşlar. Reklam yani. İyi reklam yapın. Hani ahlaki değerleri de gözetelim reklamlarda. Ha, tabii canım, şimdi kötü bir reklam yapıp hızlı tanınırsın ama aynen öyle gerek yok. Benim reklamlar konusunda bayağı bir dolmuşluğum vardır. Bayağı doluyumdur yani, özellikle televizyon reklamlarında. Dondurma reklamında farklı objelerin kullanılması. Ya bu çok fazla oluyor canım. İşte maalesef araba reklamında. Mesela yani. Gerek yok böyle şeyler ama maalesef ki oluyor. Arkadaşlar şimdi hocam şuraya bir geçelim. Reklamın tanımını bir geçelim. Tanımdan soru gelebilir arkadaşlar, bilginiz olsun. Şimdi iyi bir reklamın nasıl özellikleri vardır? Bunları bir görelim arkadaşlar. İyi bir reklam ilgi çekici olmalı. İlgi çekici bir giriş olmalı. Hani onu arkadaş izlerken veya okurken, tamam mı? Hı hı. Hani o ilgi çekiciliği yakalamalı. Devamına bakabilmeli. Bazen bilmiyorum ama biz çocukken hocam reklam izliyorduk. Değil mi? Tabii yani, tabii. Hocamıza giriyordu. Tabii hani o ilgiyi çekmesi lazım yani. Gerekiyor. Hocam ne olmalı? Şaşırtıcı olmalı. Dinleyenler böyle bir bağlı falan olmalı yani. Değil mi? Özgün olmalı. Hani çakma olmamalı. Heh, başkalarından çakma olmamalı. Zaten arkadaşlar, çakma reklam olursa, mesela başka bir firmanın reklamını çalarsan ceza yiyorsun. Ceza yiyorsun. Tamam mı? Zaten aslında kendi reklamını yapmıyorsun. O firmanın reklamını. Aynen öyle. Aynen öyle. Arkadaşlar, bir reklam iyi olabilmesi için, seni özendirebilmesi için şu üç özelliği verdim ya, ondan sonra en az bir kere kullanmaya yönlendirici olmalı. Yani en azından bir kere o kullanıcı alacak, değil mi? O ürünü gidecek alacak. Anlaştık mı? Yani buna da özellikle dikkat etmeli. Şimdi arkadaşlar, reklamların türleri var. Üç tane tür var hocam. Üç tane tür var. Bak, A, B, C. Bir tane D koyalım buraya. Koyalım. Değil mi? Soru olarak karşına gelir. Reklamın türleri nasıl olmalı arkadaşlar? Nelerdir? Basılı reklam ortamları nedir? Gazete, dergi, broşür. Gazete, dergi, broşür. İşte gazetede reklamlar oluyor. Hani eskiden, şimdi sahibinden.com mu vardı yani? Yok. Arabalara, evlere bak, nereden bakıyorduk? Reklam yaptık. Heh, reklam yaptık. Aha. İyi bir reklam. İyi bir reklam. Arkadaşlar, görsel ve işitsel yayın yapan reklam ortamları, radyo, televizyon, sinema gibi. Ki var. Diğer reklam ortamları işte fuarlar, doğrudan postalama, internet yoluyla yapılan reklamlar. Doğru mu? Şimdi burada şeyi kullanacağız arkadaşlar. Burada bir dil işlevi var. Şimdi reklam metinlerinde ben hangi dil işlevini kullanırım? Şimdi dilin 6 tane işlevi vardı arkadaşlar. İşte alıcıyı harekete geçirme işlevi, göndergesel işlevi, kanalı kontrol işlevi, heyecana bağlı işlev. Heyecana bağlı işlev. 4, 5. Dil ötesi işlev. Bir tane daha var. 6. İşte gelmedi aklıma, neyse. Hemen o videoyu açıp izliyorsunuz. Arkadaşlar. Biz reklamlarda hangi işlevi kullanacağız hocam? Dilin alıcıyı harekete geçirme işlevini. Alıcıyı harekete... Ha, o yüzden zaten. Tabii. Ses tonuydu, şuydu, buydu. Geçirme işlevi. Ses tonu artı ne olmalı? Ne olmalı? Bak, ben olsam böyle bir soru sorarım, biliyor musunuz? Reklam metinlerinde dilin hangi işlevi kullanılır? Arkadaşlar, sen o reklam metnini aldığında, okuduğunda, gördüğünde, izlediğinde harekete geçmen lazım. Öyle bir üslup kullanması lazım sana. Anlaştık yani mı? Yönlendirecek beni. Alıcı harekete geçecek. Bak, sen alıcısın, harekete geçeceksin. Gideceksin, bunu alacaksın. Mesela bir broşür verdiler eline. İşte sallıyorum, şu markette şu ürün indirimde. Ne yapıyorsun? Oraya doğru yönelik. Bak, harekete geçtin. Tamam mıyız arkadaşlar? Şu ifade bence önemli. Bence önemli diyoruz.
Reklamla ilgili arkadaşlar tabii söylenecek bir sürü şey var. Bir sürü şey var ama bunlar yeterlidir diye basılı tahmin ediyorum. Basılı görsel reklamlar değişikliğini oluşturacaktı ve bir soru kalıbı olarak. Ha, bir soru kalıbı oluşturuyorum arkadaşlar. Reklam aşağıdakilerden hangisi reklam türlerinden biri değildir? A işte gazete reklamı, B radyo reklamı, C işte fuar reklamı, tamam mı? Denizli sallıyorum işte mektup reklamı. Hmm. Ha, böyle bir reklam çeşidi olmayacaktır. Fuarları da açalım. Hani geçenlerde biz mesela yine bir fuara gittik. İzmir fuarı var. Ha, fuarlarda ne yaparlar arkadaşlar? İşte stand kurarlar. İstanbul, İşte bunlar da bir reklamdır. Var. Değil mi? TÜYAP vardır mesela, kitap fuarı, doğru mu arkadaşlar? Evet, biz de yakında TÜYAP'tayız arkadaşlar. İnşallah diyelim. Reklamı da burada bitirelim. Evet, ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.